Ben ilk sorumu şöyle soracağım. Siz bir daha iktidara gelir misiniz, gelmez misiniz onu bilemiyorum ama hemen şunu söylemek istiyorum. Siz zaten çoktan tarihe geçtiniz, şöyle tarihe geçtiniz. Bütün eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rus askerlerinin ilk terk edildiği cumhuriyet Azerbaycan olmuştu o dönemde bildiğimiz kadarıyla. Ben hemen o döneme ilişkin olarak size şunu sormak istiyorum. Bir yerde hata yaptınız mı? Yaptığınızı düşünüyor musunuz? Eğer yaptıysanız o hata nedir? Yoksa sizin bir hatanız olmadı mı? Yani geçmişe dönerek baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk önce siz bana sordunuz ki ben sizi kabul ettiğim için teşekkürünüzü bilirsiniz. Ben de size diyeyim ki benim kapım, yani ben olan bir yer, ev, bütün dünya medyasına açıktır. Hususen de olarak, yani ayrıca olarak da Türkiye'den olan her bir Türk vatandaşının, her bir şahsın kapısının demek üzerine açıktır. Ve Türk televizyon kurumlarına ve gazetelerine benim çok büyük sevgim vardı. Daha doğrusu milletimizin bu cür medyasının gelişmesi benim için bir ferah hissidir. Ki Türkiye'de medya gelişmiş bir medyadır. Dünya standartlarına yakın duracak, yani yan yana duracak bir medyadır. Ona göre her bir kim gelirse ben ondan uzaklaşmam. Sadece olarak bugün bir kadar bu hastalığım vardı yani. Ve soğuk değmiş bir grip geçiriyorum. Ama biraz durumum çok iyi değil, yani televizyon durumu değil de. Beni yakaladınız da ben ne yapayım, de konuşmalıyım. Sizin ekibinize de öz sevgi ve saygımı bildiririm. Sordunuz ki hata ne yapıldı? Kul hatasız olmaz. Mümkün değil. Ama öyle mesele var ki neye göre hatadır, neye göre hata değil. Eğer koltukta kalmak istiyordumsa, yani benim koltuğum olsun ve Cumhurbaşkanı oturum, onda çok hatalar oldu. Ama ben Cumhurbaşkanı için doğulmamış mı ya, hele orada oturum? Yok. Milli bakımdan düşünürse, milli mücadele bakımından düşünürse benim orada hatalarım çok çok az olmuştur yani. Çok olabilmez, orada az olmuştur. Ben nasıl bir cumhurbaşkanı olurum da millet beni cumhurbaşkanı seçer. Benim memleketimde Rus ordusu vardır. Nasıl olur bu? Ben bunu anlamıyorum. Başka cumhurbaşkanları buna dözdüler. Ha, diyelim ki Gürcistan'da, Ukrayna'da, Özbekistan'da, ama bana etmez bunu. Ya ben Yeltsin'le konuştum Moskova'da. Dedim siz cumhurbaşkanı mısınız? Dedim, belli. Beni cumhurbaşkanı sayar mısınız ya, yok. Biz imza attık. İşimizde cumhurbaşkanıyız. Yani mukavveler bağladık. Beraberiz. Ya senin ordunun, Rusya ordusunun Azerbaycan'da ne işi kardeşim? Yani ben de bunu geldim de çıkarttım. Yani bu Yeltsin'in de razılığı değildi. Yani Yeltsin de istemezdi. Ama ben dedim ki bu memlekette ordu olmaz. Azerbaycan hür bir memlekettirse ve ben bunun cumhurbaşkanıyımsa ben olan yerde başka bir devletin ordusu nasıl? Yarın mesela için diyelim ki ya senin Çin'in ordusu geldi, Azerbaycan'ın ordusu oldu. Ya ben özgür değilim. Ya Çin'in burada ordusunun ne işi vardı? Yoksa öyle dese onda ben de Çin'de bir ordu yaradım. Eğer karşılıklı bir ordu Çin'inki olsun buradan, bizim de ordu olsun Çin'de, Pekin'de otursun. Ha, bizim de orada ordumuz olsun. Ya olur o cür. Ha, yoksa nasıl ordu? Yani ben bunu hata saymıyorum. Olabilsin ben burada hakimiyetimi yitiririm. Ama milli mevkiimi yitirmemişim ben. Şimdiye kadar bir insan ister Amerika'dan tutsun da doğuya kadar diyemez ki ben Azerbaycan'ın milli mevkiine, milletimizin mevkiine bir zarar vurdum. Vuramam. Ben oradan çıkış ederim. Ben milletin cumhurbaşkanıyım. Hele böyle cumhurbaşkanı değilim. Cumhurbaşkanlığı bana ne lazım? Bana lazım değil ki orada oturum, kiminle görüşüm, öpüşüm, mukavelelere bağlayayım. Yok. Cumhurbaşkanlığı olası halkın iradesi ne? Onu yer edeceksin yere. Ben ona göre de elbette
Mehmet Emin Resulzade de bu belaları çeşdi. Böyük Atatürk de bu belalarla üzze geldi. Aman iradesini koymaz ya, milletin iradesi budur. Milletin hedefi budur da deyip de gideceğiz. Aman o yanlışlıklar ki, siyasi politikal yanlışlıklar diyorlar. Ha, mesela diyelim gerek Rusya ile iyi davranaydın, İran'la böyle davranaydın. İran'la nasıl ben davranım? 30 milyon Türk'ün bir okulu yok. Ben Tehran rejimiyle nasıl dost olabilirim? İran'daki Türklerin, Azeri Türklerin. Böyle. 30 milyon Türk'ün bir okulu yok kardeşim. Vermiyorlar. Bir kültür derneği yok. Bir merkezi yok. Bir cumhurbaşkanı seçemez. Bir devlet başkanı seçemez. Bir şey de yok. Ya ben buna, bu rejimle neyle kardeş olabilirim? Ve kim de dilini çıkararsa, Türkçe yazarsa, Türkçe konuşursa hapishaneye atır. Ve bu rejimle ben dost mu olum? Ben onu, o bana çatmıyor. Bu benim milli irademe ziddir. Milli mevkiime ziddir değil. Ben diyorum ha, burada Azerbaycan'a bağımsızlık verin. Güney Azerbaycan, Azerbaycan'ın güneyinde bağımsızlık verin. 30 milyona bir devlet verin. Ha, sizden iyi kutlu, kardeş olalım. Ha, Rusya ile ben düşman değilim. Ha, Rus'un ordusu çıkmış. Ha, Rusya ile ben ilişki yaparım. Buyur. Ordun gitmiş mi? Siyasi hakimiyetin burada yok şu. Falanın yok mu? Ha, buyur. Aman. Petrolün Rusya'nın arasından geçecek. Kardeşim buna senin ne dahli var? Petrol benimdir. Ben bilirim. Ben bunu Türkiye'den geçiriyorum. Sen kimsin? Ya bu bana çatmıyor. Hiç cür anlayabilmiyorum ki bu ne sözdür. Ya petrol benimcidir. Niye Rusya'dan geçmelidir? Ben istiyorum buradan geçir Azerbaycan'dan. Türkiye'den geçir Ceyhan'a. Kurtardı gitti. Sen kimsin? O kimdir? Obrisi kimdir? Ya Fransa böyle istiyor. Rusya bu bir yani. Ben bu politikanı bilmiyorum. Kim bu politikada beni yanlış sayırsa o bugün öyle düşünüyor. 10 yıl bundan sonra ben doğru olduğumu tarih subut edecektir. Ben doğru yolundan gelirim. Ama doğru yolunda azapları vardır. Benim hakimiyetten uzaklaşmamın en büyük şartı olduğu için biz doğru yolda gelirdiz. O doğru yolda gitmek Rusya'ya hayırlı değildi, Ermenistan'a hayırlı değildi, İran'a hayırlı değildi, bir sıra dış memleketlere de, Avrupa'nın memleketlerine de hayırlı değildi. Yıkıştılar bizi, hakimiyetten devirdiler. Bir sıra kuvvetlere de, Azerbaycan'ın içerisinde bir sıra kuvvetler içinde ve Türkiye'de de bazı kuvvetlerin marağı vardı. Oldu. Oldu, bitti. Ha, şimdi yeniden başlayalım. Peki bu yeniden başlayalım. Bildiğim kadarıyla Ekim ayında seçim yapılması söz konusu Azerbaycan'da. Bele. Siz bu seçimlerin özgür, hür yapılacağına inanıyor musunuz? Yok, inanmıyorum. Haydar Aliyev sözde diyecek ki burada demokrasidir, burada özgürdü, burada bağımsızlıktır ama bu demokrasi olmayacak. Demokrasi seçim olamaz. Ne için olamaz? Haydar Aliyev buna imkan vermez. Ya hangi hürriyetten konuşursunuz? Devlet televizyonu vardır. He? Devlet televizyonu akşama bir televizyonda büyük televizyon, Azerbaycan televizyonu. Ancak Haydar Aliyev'i tebrik eder. Ha, bizi oraya bırakmazlar. Bıraksınlar. Haydar Aliyev de çıksın oraya. Falan partinin lideri de çıksın. Falan partinin lideri de çıksın. Ben de çıkayım. Konuşalım. Milletle yüz yüze duralım. Konuşalım milletle, konuşalım. Kim neler yapmış, kim neler yapıyor. Bütün Azerbaycan'da bir yıllık benim iş başında oldum. Yani cumhurbaşkanı oldum bir yıllıkta. Bir yıllıkta aktarsınlar benim ekibimden ben tayin ettiğim insanlardan bir manat, bir lira tapsınlar ki devletin malını yediler. Tapsınlar. Hepsi idealist insanlar. Ancak ideyaya gidecekler. Hakimiyette oldular bir yıl. Hakimiyette olan insanların birisi memleketten ölçüden ev almadılar. Hepsi aspirantların, alimlerin evinde kalıyoruz. Yatakhanalar diyoruz biz. Yani alimler evi. Orada bir oda, dört uşağıyla yaşıyordu. Hemen adam başbakan oldu. Şimdi de orada yaşıyor. Başka birisi diyelim de Ali Mesimov mesela diyelim. Ya mesela diye bizim Dışişleri Bakanımız vardı. Tofik Kasımov. Ha, bu adam dışa gelirdi, parası yoktu. Borç alardı. Borç alırdı birinden, bir arkadaşından. Gelirdi, gelirdi, hesabat verirdi. Sonra devlet onun parasını tapıp verirdi. Paramız yoktu ya. Hepsini edirdiz ki devletin bütçesine para yığırdık. 6 ayın içerisinde devletin bütçesine 200 milyon dolar yığdık.
Ama 3 milyon dolar vardı. Cemi 3 milyon dolar vardı. Biz 200 milyon dolar yığdık. Neçə milyard manat yığdık. Ve bunu devleti kurulduk biz. Ve bunu, bu başka bir meseledir. Gelsinler hemen arkadaşlarımızdan hepsinin. Cepheci dediler, hapsettiler, falan ettiler, hapsettiler, tuttular. Evlerini de yokladılar. Ha, onlardan bir tanesinin devlet parasını, halk parasını benimseyen bir insan tapamadılar. Ha, cibine patron koydular. Cibine ne bileyim bir kumbara koydular. Yani bomba koydular. Evlerine koydular. Tuttular. Ha, bunun evinden tapanca tapılmış. Bunun evinden Kalaşnikov tapılmış. Koydular, tuttular. Ama başka bir şey tapamadılar. Bu cumhurun başkanı ben olmuşum. Şimdi bu oturduğum ev kirayedir. Evim yoktur. Ha, şimdi bana ev veriyorlar. Bu hal oturduğum evi bir başkasınındır. Kiraya kalıyorum burada. Budur. Kim desteğir beni yoklasın. Ha, bütün rentgen koysunlar, rentgen. Bizim arkadaşlarımızı, bir beni demiyorum. İş başında dayanan minlerle adamı koysunlar, yoklasınlar. Şimdi bunlar ne yapmışlar memleket için? Bir tane ihanet olamaz. Bir tane de olamaz. Siz kendinizi şu anda Azerbaycan'ın yasal devlet başkanı olarak görüyorsunuz. Yok. Ben bu ilin 17'si Temmuz'unda benim yasal devlet başkanlığımın vakti kurtardı. 97'nin daha doğrusu. 97'nin. 17 Temmuz'unda kurtarmış. Ben ondan sonra kendimi daha yasal saymıyorum. Ve Haydar Aliyev'i de yasal saymıyorum. Haydar Aliyev kıyam. Gence'de kıyam baş vermiş. Herbi çevriliş olmuş. Haydar Aliyev kıyamın neticesinde hükümete gelmiştir. Hukuku yani kanun yoluyla gelmemiştir. Referandum geçirmiş, bana imkan vermemiş referandumda oğlum. He, falan olsun, falan olsun, falan olsun. Ben Haydar Aliyev'i kanunu hükümet cumhurbaşkanı saymıyorum. Peki o günlerde yani sizin iktidarda bulunduğunuz son günlerde bu anlattığınız kıyımlar başladı. Bir taraftan Hüseyinov yürümeye başladı. O günlerde Türkiye'den sizin Türkiye'ye ne kadar büyük sevgi duyduğunuzu herkes çok iyi biliyor zaten. O günlerde Türkiye'den beklediğiniz ilgiyi, desteği, yardımı görebildiniz mi? Bu konuda bir kırgınlığınız var mı Türkiye'ye? Ben Türkiye'ye hiçbir zaman kırılmam. İster Türkiye'nin yolunda beni assalar bile, asılsam bile ben kırılmam Türkiye'ye. Çünkü ben milletimden ve cumhuriyetimden kırılmam. Azerbaycan da benim cumhuriyetimdir. Türkiye de benim cumhuriyetimdir. Ben cumhuriyetimiz diyorum. Her ikisi bizim cumhuriyetimizdir. Bundan da kırılmam. Ben de yani könlü kırıklığı olamaz. Sevgim benim o kadar büyük ki buna könlü kırıklığı mümkün değil. Ne olursa da olsun da. Aman diyelim ki burada Türkiye'ni ben işe de sokmak istemedim. Niye? Artık Rusya burada alfasını bütün yaymış. Alfa Rusya'nın kuvvetleri yayılmış. Rusya'nın bütün güçleri çeşfiyat, eşi çeşfiyat, hepsi dolu. İpler ellere geçmiş, insanları örgütmüşler, ülkede kıyam hazırlanmış, silahlı kuvvetler vardır. Ha, Türkiye'yi buraya sokacaksan Rusya ile yüzde duracaktır. Ben bunu istemem. Ve ülkede de bir iç savaş hazırlanır. Ve bu iç savaşa da hiç kimi ben bırakmam. Ben de iç savaştan milletimi kurtarmalıyım. İç savaştan kurtarmak için bunun bir yolu vardır. Hakimiyetten çıkacaksın. Şimdi bakalım ya, ben bunu müzakere etmiyorum. Erevan'da Levonter Petrosyan hacmetteydi. Birkaç defa kıyamları yatırttı. Ama şimdi gördü ki halk bölünmüş iki yere. Eğer direnerse iç savaş başlanacaktır. Ona göre ise o verdi ki iç savaş olmasın. Şimdi buyuruz. Yani Rusya Gürcistan'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Tacikistan'da, Moldova'da daim iç savaşlar hazırlamış. Gürcistan'da baş tuttu, Tacikistan'da baş tuttu. Biz ona imkan vermedik, baş tutmadı. Ermenistan'a geçti, o da alınmadı. Mesela böyle. Yani burada Rus her psikozu çekilmemiş. Rusya hele Kafkaslardan elini çekmek istemiyor. Rusya Çeçenlerde böğüş mağlubiyetini hezmetmek istemiyor. İsteyir buranın Çeçen'in etrafını tezden kapatsın. Çeçenistan'ı tezden boğsun. Ama mümkün değil. Rusya Kafkaz'dan zaman zaman gitmektedir ve gidecektir. Ha, direşir. Yani bir zaman Rusya böyle bir direşmeni Balkanlarda da direşti. Şimdi yoktu oralarda. Bir zaman böyle direşmenin bir vakit Sovyet İttifakı vaktinde Kuba'da direşmiştir. Şimdi yoktur. Zaman zaman seçilip gidecek. Rus İmparatorluğu çöküyor. Bunun karşısında kimse alamaz.
Peki ben yeniden seçimlere dönmek istiyorum kısaca. Siz özgür, hür olmayacağını söylüyorsunuz seçimlerin. Ama yine de katılacaksınız değil mi? Ha, katılacağız. Bizim katılmamız orada demokrasi uğrunda mübarizedir. Olabilsin ki bu seçim demokrasi olmayacak. Ama biz demokrasi uğruna mübarize yapacağız. Nezareti artırmak, meseleyi vetmek, o demokrasiyi pozan insanları televizyonda halkın karşısında ifşa etmek. Bakın. Yani bunlar böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, demokrasiye mani oluyorlar. Abi biz eğer orada Azerbaycan bir adımda, iki adımda demokraside öne giderse bu bizim uduşumuzdur. Biz daha çok hakimiyet uğrunda yok, daha çok demokrasi uğrunda mübarize yaparız. Milletimiz demokrasi bir çerçeveye girsin, bir yani sisteme girsin. Ondan sonra korkusu yok. Ama demokrasi sisteme girmeyen bir milletin başına her şey gelir. Bir gün komünistler revanş alıp hakimiyeti ele geçirebilir burada. Bir gün dinçiler eder, bir gün öbürsü eder, bir gün bu birisi eder. Ama demokrasi olursa herkes öz kendi yerinde oturur. Her şey işi öz yerinde yürüyüp gelir. Biz Azerbaycan'da özgürlük uğrunda mübarize, mücadele yaptık. Şimdi yine de ülkemizin, toprağımızın %20'si işgal altındadır. Onun uğrunda mücadele yapacağız. Ve bir de demokrasi uğruna mübarize yapacağız, mücadele yapacağız. Yani meramımız budur. Bizim apardığımız demokrasi mübarizeden Haydar Aliyev hakimiyete geldi, memlekette bir totalitarizmi yaratmak istedi. Ama biz demokrasi mübarize apardığımız için gazetelerimizi bağlayabilmedi, partiyalarımızı bağlatabilmedi, falan edebilmedi. Gördük ki milletin içinde o güç var. Milleti bir kadar da kabağa aparacağız. Ondan sonra bu memlekette kimse diktatura, totalitarizmi, avtoritarizm hakkında düşünebilmesin. Nasıl da mesela bugün bir adam Hollanda'da onu düşünemez. Düşünemez ki ha, Hollanda'da ben diktatura yaratacağım. Despotizmi yaratacağım. Mümkün değil. Yaratamaz. Diyelim Avusturya'da yaratamaz. Hatta ben düşündüm bugün Litvanya'da yaratamaz. Artık onlar da koşuldular. Çekya'da yaratamaz. Çekya bir 10 yıl bundan önce bir diktatura memleketiydi. Ha şimdi de yaratamazsın. Geçti. Demokrasiye geçti. Geçti demokrasinin içine. Azerbaycan da bir zaman demokrasinin içerisine gelirse daha milletimizin canı kurtarır. Kimse bir gün çıkıp da ya ben burada kuldur olacağım, baş keseceğim, memleket benimdir, tarih benimdir, devlet benimdir diyemez. Halkımdır. Onu biz yani yapmak istiyoruz. Ben Azerbaycan iç politikasından Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerine gelmek istiyorum. Bu son dönemde Türkiye'de, özellikle Türkiye'de anladığım kadarıyla Bakü'de de çok konuşulan iki tane konu var. Türk-Azerbaycan ilişkileriyle bağlantılı. Bunlardan birincisi Türkiye'de bir susurluk skandalı patlak veriyor. Daha sonra bir rapor hazırlanıyor bu konuda, bu skandalla ilgili olarak. Bunun bir ucu Bakü'ye kadar geliyor. Çünkü Türkiye'deki kumarhanecilerden birinin burada oteli varmış. Ve iddiaya göre, bu rapora göre Haydar Bey'in oğlu da bu kumarhaneciye borçluymuş. Bu işin bir kısmı. Son dönemde konuşulanlardan biri. Diğeri de gene aynı raporda Başbakan Mesut Yılmaz'ın hazırlattığı raporda 1995 Mart ayında Aliyev'e yönelik darbe girişiminden söz ediliyor ve Türkiye'den bazı insanların bu darbe girişine karıştığı iddia ediliyor. Şu anda Türkiye'de en çok konulardan biri. Bu konuda gerçek tam olarak bilinmiyor. Gerçek ortaya çıkmadı. Ben bunu ayrıntılı olarak size anlatıyorum çünkü bir şekilde bu raporda sizin de adınızdan bahsediliyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Nahçıvan'dayken, Kelekli'deyken Ferman Demirkol diye birisiyle görüştünüz mü? Birinci, birçok meseleleri birbirine kattınız beyim. Susurluğun buraya ne dahili? Susurluk başka bir problemdir. Bu başka bir problemdir. Kumarhananın da buraya bir dahili yoktur yani. Bu da başka bir problemdir. Kumarhana bağlıdır. Ömer Lütfü Topal'la Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev meselesidir. Bu da büyük bir meseledir. Yani bunu ben bilmem. Bu mesela bir gazetede konuşuluyor ki Haydar Aliyev'in oğlu 6 milyon uduzmuş, birisinde 500 bin uduzmuş, biri dolar uduzmuş falan filan da yani. Bu mesele çok büyük bir meseledir. Kimin ne kadar girseç olduğunu tapmak bugünün işi değil. Bunun için bir yolu vardır.
istintak aparılmalıdır. Yani mahkeme organları sadece istintak aparmalı, araştırmalar aparmalı. Bu araştırmaların neticesinde ne çıkarsa ona bakmalı. Buna bir fermanla son koyalım, bir fermanla başlayalım demek mümkün değil. Bugün kim gizledirse gizletsin, yarın o öze çıkacaktır. Bu böyle oldu, şöyle oldu, böyle değildir. Ve ben düşünürüm ki burada Hasan Hasanov'un bir olabilsin bir suçu vardır. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov'un bir suçu vardır. Ama ne şunda değil, ondan kabak. Hasan Hasanov hiç, belki de orada 15. adamdır. Ondan kabak onlarla adam var. Onlar kimlerdir? Halk biliyor. Halk iyi görüyor. Ha, bunu ya siyasette böyle çözerleyelim, böyle çözelim. Neye? Türkiye'nin Azerbaycan'ın arası vururlar. Ya kardeşim ben bilmiyorum, bir adama göre, iş adama göre devletle de devletin arası mı vurulur? Bunun ne değişti var? Yani devletin siyaseti adamlara mı bağlanmış? Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti kardeş bir memlekettir. Bunun siyaseti büyük asaslara dayanır. Millete dayanır. Millete dayanan bir siyaset nasıl oldu iki adamla bağlıdır? Hey ben küserim, sen küsersin. Ha petrolü buradan vermem, oradan vermem. Ha kardeşim sen kimsin? Yani bu çok gülmeceli bir meseledir. Ha birden Haydar Aliyev inciyer. Ha birden Elçi Bey inciyer. Ha Elçi Bey incisin, Elçi Bey'in incimeyle memleketin ne dahlı var? Bunun Türk milletine ne dahlı var? Bunun içerisinden bir tanesi yalancı çıkacak, bir tanesi kumarbaz çıkacak, bir tanesi ne bileyim ne çıkacak. Bunun milletimize ne dahlı var? Yarın Türkiye'den mesela için diye ki bir tane hırsız gelip Azerbaycan'da birini öldürecek. Bunun millete ne dahlı var? Bunun Türkiye-Azerbaycan ilişkisine ne dahlı var? Hiçbir dahlı yok. Burada da olur, burada da olur. Milletin siyaset büyük bir meseledir. Yani 65 milyon Anadolu Türkü ile bugün doğuda yerleşen 40 milyon Türk'ün ancak hala özgür olan 8 milyon Azeri Türk'ünün ilişkisidir bu. Siyaset bunun üstüne kuruluyor. Bu birisiler buna dahli yok. Ona göre de Suluk'tan burada ne olursa olsun burada bir iş olmaz. O ki kaldı bana ait olan mesele ki ben de Ferman Demirkol'la görüşmüşüm burada iştirak etmişim mi? Ben onda iştirak etmem. Mümkün değil. Defelerle ben bildirmişim. Ben Moskova ve Tahran çocukları ile iş görmem. Kimdi Moskova çocukları? Böyle. Orada Ayaz Mütellibov'un adı gedir. Ben Ayaz Mütellibov'la bir sırada oturmam. Orada Suret Hüseynov'un adı gedir. Ya Suret Hüseynov benim hakimiyetimi devirmiş. Ben gelip bundan nasıl otururum? Nasıl olur? Yani bir sorguyu bir insandan sorarlar. Senin darbeyi Rusya'nın eliyle Suret Hüseynov kaldırmış. Beni hakimiyetten yıkmış. Ha şimdi nasıl olur? Hakimiyetten devirmiş, uzaklaştırmış. Ha şimdi nasıl olur ben Suret Hüseynov'la bir kampanyada oturabilirim mi? Yani bu hansı layakette olur? Ben ilk önce demişim. Türk'üm. Benim siyasetim layakatın üstünde kurulmuş bir siyasettir. Türk layakatına ne halal getirirse ben ona gitmem. Ben Moskova çocuklarının iş görmem. Ben Tahran çocukları iş görmem. Ben onlara oturmam. Ben ona söz vermem. Kim olursa olsun. Bana hakimiyet de lazım değil. Başbakanlık da lazım değil. Cumhurbaşkanlığı da lazım değil. Hatta parti lideri de lazım değil. İlk önce ben Türk'üm. Sade bir Türk. Çok sade bir Türk. O milletimin şerefiyle, milletimin ruhuyla ben yaşayan insanım. Ben biraz ruhsalım bel diyebilirler. Ha, Türkiye'de de demişler ki Elçi Bey hatta o kadar ruhsaldır ki ha, şiir yazıyor. Ne ya? Türk şiir yazmaz mı? Türk ne vaktan şiiri sevmemiş? Ne sevmesin? Sultan Selim kimin bir büyük adam Farsça divan yazmış. Şah İsmail Türkçe divan yazmış. Sultan Mehmet Fatih kimin adam divan yazmış. Ne olmuş? Bu ne bir kötüdür ki? Yani böyle şeyler düşünülür Türkiye'de, böyle şeyler yazılır, iyi değildi ya. Ben yani o sistemin adamıyım. Ben istemem ki yani bugün Frances'te oturum, sabah Frances'te oturum, ne var ne var, bana bir burada şey koltuk lazımdır oturmaya. Ben istemem onu. Ve yola çıktık. Bizim mefküremiz ve hedefimiz aydındır. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin hilasıdır.
Doğu Türkistan'daki 40 milyon Türk'ün, İran'daki 30 İran değil, Azerbaycan güneyinde yaşayan 30 milyon Türk'ün, Irak'ın kuzeyinde yaşayan 2 milyon buçuk Türk milletinin, Türkmen değilen Türk'ün, Batı Trakya'da yaşayan Türk'ün, Kıbrıs'taki Türk'ün, dünyanın neresinde varsa köle edilmek isteyen ve köle olan veyahut kalan veyahut ezilmek veyahut başkası tarafından ezilmek isteyen Türk'ün hilasıdır. Biz bu yola çıkmışız. Ve biz bunu Rusya'nın içinde de istiyoruz. Bizim insanlarımız Kazan Türk'üyle de ilişkidir, Kırım Türk'üyle de ilişkidir. Biz onların da özgürlüğünü, bağımsızlığını istiyoruz. Suvaş Türk'ü, Hristiyan Türk'üdür, 4 milyondur. Bizim kardeşimizdir. Biz onun da özgürlüğünü istiyoruz. Kakaoz Türk'ünün de özgürlüğünü istiyoruz. Dünyada bütün Türklerin bağımsızlığını, özgürlüğünü istiyoruz. Alo. Çin senden düşmençilik yapar. Çin niye? Ha, Doğu Türkistan'da 40 milyon Türk'ün özgürlüğünü istiyorsunuz. Böyle. O Çin benden düşman olsun. Ben Çin'den ne istiyorum ki? Özgürlüğümü istiyorum. Çin bana düşman olmuş artık. Benim özgürlüğümü elimden almış. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ha, yerinde otur. Azerbaycan'da otur. Niye Azerbaycan'da otururum? Ben 300 milyona yaklaşık Türk'ün bir askeri, bir evladıyım. Nasıl da sesimi çıkartmamalıyım? Ona göre ki böyle politik adayla konuşulmaz. Politik nasıl konuşur? Hepiniz iyisiniz. Çin de iyidir. İran da iyidir. Rusya da iyidir. Ben de burada bir cumhurbaşkanıyım. Neyse o cumhurbaşkanlığı kime lazım o? Ben bu söylediğinizi çok iyi anladım. O zaman size şunu sormak. Ferman Demirkol'la ben görüşmüşüm köyde. Köleke gelmiş, görüşmüşüm. O da bir sıra meseleler konuşmuş. Ben sordum, ne var dedi, ben getireyim Türkiye'ye. Başkodan geldim, Türkiye'ye getiriyorum. İstedim yol üstünde seni de görürüm. Seni ben görmemişim, indişimi konuşmamışım. Kim olarak geldi size? Kim olarak? Bir Ferman Demirkol kimin? Ferman Demirkol'u ben bilirdim. Bir vatandaş olarak geldi. Ha, Türkiye'den ne isteğim var dedim, hiçbir isteğim yoktur. Ha, Başkoda ne var dedi, Başkoda bir işler hazırlanır. Ne hazırlanır? Neyse katışıklık var. Ha, falan filan istiyor. Ben de artık onlardan bezlerini bilirdim. Ben bilirdim artık bir ayaklanma da var, bir karşı durma da var. Hele ona kadar Ferman Demirkol gelmemişten önceden Haydar Aliyev'le Rövşen Cavadov arasında bir vuruşma vardı, bir üzde durma vardı. Haydar Aliyev gösteriş verdi ki Apon destelerini Hüsnü Tayna'da polis destesini bırakın. Bırakın yani bırakırım. Bırakmak yani battal işlemesin. Ama Rövşen Cavadov dedi ki yok ben bırakmıyorum. Biz vuruşmuşsuz kalacağız. Artık Haydar Aliyev bu 200 orada 2000'e kadar silahlı kuvvettir. Onu bırakmak istiyor. O da diyor bırakmıyorum. O da hem de Rövşen Cavadov kimdi? İçişleri Bakanı'nın birinci yardımcısı. Size devlette olan da bu meseledir. Yani bunun başkasına dahli yok. Sebep oradan geliyor. Moskova'dan da bazı kuvvetler artık faallaşmışlar. Onları da ben biliyorum. İşitmişim ki Moskova'dan da mesela müeyyen kuvvetler gelmek istiyor, ne bileyim ne etmek istiyor. Haydar Aliyev'e karşı bir şey var. Haydar Aliyev de hakimiyetini korumak istiyor. Hakimiyetini saklamak istiyor. Yani bu iktidar dahili savaştır. İktidarın içinde savaş. Allah etmemiş yani. Allah etmemiş. Yarın mesela diyelim ki Türkiye'de başbakana karşı polisin bir kısmı çıkmış. Ve böyle bir şeydir. Mesela Mesut Yılmaz diyor ki polisin bu kısmına onu bırakın. Polis de diyor yok ben bırakmıyorum. Durmuşam burada. Böyle bir şey atılmış. Yani hakimiyet içinde savaştır. İktidarın içinde. İktidar içerisinde bir savaştır bu. Kim hakimiyeti daha çok kapazlar. Rövşen Cavadov ne talep edir? Haydar Aliyev'den talep edir ki Resul Kuliyev'i hakimiyetten uzaklaştırsın. Onun yerine yeni bir kadır getirsin. Çünkü Resul Kuliyev Rövşen Cavadov'la düşmendir. Ha böyle daha orada bu meseleler geliyor. Ferman Demirkol da bunları bana konuştu. Sonra dedi ki orada bir ne bileyim gruplar da var, adamlar da var. Beni istiyorlar. Ben de dedim ki münasebetimi bildirin. Ben dedim yani bu adamlara kimdir? Benim münasebetim. Ben dedim falan adamlar çok hain adamdılar. Bunlar pis adamdılar. Bunlar Rusya'nın adamlarıdılar. Bunlarla hiçbir zaman yakın olmak olmaz. Mesela diyelim ki şimdi dediğim Ayaz Mütəllibov gitmiş Moskova'da oturmuş. Deyir ben %50 Azerbaycanlıyım, %50 Rusyalı. Ya buna ne cür cumhurbaşkanı çıkar? Allah etmemiş. Mesela diyelim ki Sayın mesela Süleyman Demirel gitsin desin ki ben 50% Amerikalıyım, 50% Türk. Ne diyorlar adama? Diyorlar sana cumhurbaşkanı mı çıkar?
Böyle şey mi olur? Ya bu adamdan, ya o birisini diyelim. Süleymanov birbaşa Moskva herbi keşfiyatının ajentidir. Ya bunu nasıl iş görebilirsin? Nasıl oturabilirsin? Ben o zaman bildim ve bunu işten uzaklaştırdım. O zaman bildim ki bu oranın ajentidir, ben işten uzaklaştırdım. Hüseyinov'dan bahsediyorum. Süleymanov'u. Süleymanov'u. Uzaklaştırdım. O da benim elime başladı çevirmiş hazda. Yani Moskova dedi ki buyur yürü üstüm. Peki bu Ferman Bey size bir talebi oldu mu sizden? Yoksa gelip duruma bir sohbet... Hiç bir şey. Durum bana Ferman Bey bana demiş ki ben senden hiçbir talebim yoktur. Gelsin soruşum. Özünden soruşum. Demiş ben buraya gelmiş senden hiçbir talep, hiçbir şart koymuyorum. Böyle senden bu sohbetleri ettim. Vesselam. Şart koymuyorum, talebim de yoktur. Özü kendisi bana demiş. Bir kere mi görüştünüz? Ha bir zekere. Bir zekere görüştük. Bir iki saat mi bir saat mi seçti çıkıp geldi. Zamanı hatırlar mısınız? Yani yıl olarak. Yok yılını hatırlayamam yani. Diyelim ki öyle o hadiselerden bir iki ay mı kabak mı bir ay mı kabak mı böyle olmuştur. Birinci ay belki. Belki de. Neyse önemli. Ha, evet. Peki bu demin sözünü ettiğim raporda sizinle isminizi neden karıştırıyorlar o zaman? Ben ismini ya Ferman Temirkol benden görüştüğü için ben önce bir ona göre vesselam. Yani burada Ferman Temirkol'un adı geçir. Yani o burada iştirak etmiş bu meselelerde. Benimle de görüşmüşse demek beni de bu işe davet etmiştir. Yani bu cür düşünülür. Ha bu cür olabilir ama bu mümkün değil. Geçsinler hepsine baksınlar. Ne kadar kağızda da deftere de Ferman Temirkol'dan bir de sorsunlar. 10 defa sorsunlar. Ben bir şeyden gizletmem. Ben korkmam yani. Ben bir şey olursa diyerim. Sen diyelim ne? Ben diyebilirim ki. Mesela ben kendi kendimle Haydar Aliyev'in o zaman hakimiyetten gitmeni istiyordum. Çünkü Haydar Aliyev kanunsuz, gayrimeşru cumhurbaşkanıydı. Benim yerimi tutmuş. Ben bunu istemiyorum. İstemem böyle gitsin. Hakimiyetin lap iyi. Haydar Aliyev hakimiyetin gitse de iyi olurdu. Ben bunu indi de istiyorum gitsin. Ben şimdi de istiyorum Haydar Aliyev istifa versin, gitsin, seçilsin hakimiyetten. Ben de şimdi de istiyorum bunu, gizletmiyorum ki. Ama ben bunu Moskova'nın adamlarıyla yapmam. Ben bunu Tahran'ın adamına yapmam. Yani bir adam da Tahran'dan cesaret edip bana demez ki gel birleşelim. Onu diyemez. Kimse de cesaret edip diyemez. Rusya'dan da bir adam cesaret edip bana diyemez ki ben gel seninle bir yerde Haydar Aliyev'in aleyhine gidelim. Ben gitmem. Onu da diyemezler. Çünkü biliyorlar ki Rusya bana niye desin? Ben Rusya'nın ordusunu kovalıyorum buradan. Beni ne yiyor o? Tahran beni ne yiyecek? Sonradan yazdılar ki Tahran'dan da cüri adamlar gelmiş. Benimle konuşmuş Haydar Aliyev'in aleyhine. Ben Haydar Aliyev'in kendisinin hakimiyetten gitmesini istiyorum. Ama ben Haydar Aliyev'i Tahran'ın gedelerine o avaralarak değiştirmem. Ben yani Haydar Aliyev'i onların eline iş görmem. Kendim görürüm. Kendim derim ki Haydar Aliyev, hakebesinin ben lideriyim, iclas çağırırım. Derim ki Haydar Aliyev çalışabilmiyor, memleketi bugüne salmış. Açlık ve dilenciliktir, yalavacılıktır, idare edebilmedi. Bu adam çıkmalıdır ülkeden. Hakimiyetten uzaklaşmalıdır. Diyorum ben. Ben bunu cizletmiyorum. Bunu kendim diyorum. Da bunu ya dedim kimse, Süleymanov kimdi ben onunla dedim işbirliği yapım ya? O kim? Bir çete başçısı. Rusya'nın getirdiği koyduğu bir insan. Kimdir o? Ya Ayaz Mütellibov kimdir? Geçmiş bir komünist liderlerinden birisi. Kimdi ben onunla iş görürüm? Ya Tahran'dan kimse getirsinler? Olamaz. Memleketin içinden. Ben hatta Türkiye'den de bu işleri istemem. Ya, Türkiye'den bir adam bana dese ki gel seninle birleşiyorum ben bunu koymam. Kendim yapacağım. Mübarizanı kendim yaparıyorum. Açık demokrasi. Ya seçim yoluyla, ya diyeyim, gazetelerde yazmak yoluyla, aleyhine konuşmak. Veyahut diyelim ki bizim kurultayımız çıkır, kurultayda konuşuyorum. Ki bu hakimiyet idare etmir. Yalancılar vardır. Hırsızlar vardır, talıyorlar memleketi, milleti ezim eyleyipler. Burada ne bir şey lazım? 500 bin Azerbaycan Türk'ü eşmeş dalınca Türkiye'ye gitmiş. 500 bin. 1 milyon buçuk Rusya, Ukrayna ve başka memleketlere gitmiş. Haydar Aliyev'in iktidarı zamanı 2 milyon insan Azerbaycan'ı terk etmiş. Bu adamın hakimiyette kalmaya hakkı yoktur. Yoktur bu adam. Ya mesela diyelim ki Ermeniler, bu cür diyelim, Ermeniler bize düşmendiler. Ermeniler memleketin içerisinden
1 milyon insanı memleketin içerisinden çıkartıp memleketin içerisine seçildi. Haydar Aliyev memleketin içerisinden 2 milyon insanı çıkartmış. Ya bu Haydar Aliyev Ermeniden artık zerbe vurmuş bu millete. Ne istiyor bu? Ne çıkıp gitmiyor? Mesela en köşe orada. Bu zararı görmüyor musunuz? İnsanlar görmüyor mu bunu? Öğretmenin, öğrencinin, hasta ve kocamızın ne cür Türkçe'de, tegayüte ne cür diyor? Emekli olursa çok az bir para veriyorlar. Niye vermiyorsun kardeşim? Para yoktu. Para yok bes onda. Para yok, anladım. 48 milyon doları baştan uğurladılar gitti. Ve para yoktu. 48 milyon doları niye uğurlattınız? Amerika'nın gönderdiği 30 milyon dolardan 15 milyonunu yediler. Ha, bunu göndermiş o kaçkına, fakıra, fukaraya. Ha, bunu hırsızlıkla yemiş. Bunu özleri diyor. Hükümet özü rapor vermiş ki yediler bunu. Kim yemiş? Nazır yemiş, bakan yemiş. Ben niye bir tedbir görmüyorsun? Görmüyorum. Ya bir memleketin ben önce diyordum ki bu Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov çalışmıyor. Karabağ meselesinde adım adım bizi duzuruyoruz. Bunların için. Bu istifa vermelidir. Ha bana diyorlar ki sen neydin? Ha bu istifa verseydi onda daha iyi olurdu. Endişe edip kumar meselesine ilişti. Zalim oğlu zalim. O zaman istifa verseydi bir siyasetçi kimi yine hayatta kalacaktı. Ha şimdi mesela kumarın üstüne gitti. Siyasetten bir defa uzaklaştı. Ama ben yine de Hasan Hasanov'u orada çok günahkar demiyorum. Çünkü Hasan Hasanov'un orada taksiri var, suçu var. Ama Hasan Hasanov'dan kabak bir 10 nefer, 15 nefer de var. Onlar nerede? Buna ne diyorlar? Ha. Böğüç oğruları, böğüç hırsızları gizletme için kişi hırsızları tutup hapishanelere atırlar. Kenarlarda gösterirler. Ha, tuttuk baktık işte şöyle. Ha, kardeşim böğücü arkada kalmış. Yani bu cür de. Ve Susurluk'ta da öyle bir şey vardır. Susurluk'ta da orada yani orada bir topal meselesidir. Yani bir iki tane kimse olmuş o değil. O arkada böğüç mafya var. O açılmaz. Ha gidip birisini böyle çıkartacaklar kalanı kalacak. Böyler arkada. Şimdi ya. Biri Almanya'nın desen hassa büyük şahsların birisi sokakla gidiyormuş. Bakıp görmüş ki bir hırsızı aparıyorlar. Bakmış demiş yazık sen niye balaca hırsız oldun ki seni hapishaneye aparsınlar. Sen büyüklerden olardın o birisileri hapishaneye aparardın. Anladım. Ama bu surlukla bağlı değil, surluk değil mesela diyelim ki bu kumarhana meselesi var ya, bu susası meselesi değil. Burada devletler birbirine karşı susabilir. Ama mafyalar susmayacaklar. Mafyanın orada 50 milyon, 100 milyon doları yeğilip, itip, hara bırakır, onu bırakamaz. Akırda şekiller çıkacak, gazeteler çıkacak, hoşmen çıkacak, böyle değil. Olabilmez ki bir kumarhanada 6 milyon dolar uduzulsun, o kumarhanada uduzan adamın şekilleri olmasın. Şimdi onun 100 cür şekilleri var. Seçmişler, harada cizletmişler. Zaman zaman gazetelerde onlar çıkacak. Ya nereye cizleteceksin sen bunu? İlk soruya cevap verirken söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti. Kim sizin hakimiyetten gitmenizi istiyordu o zamanlar? Rusya istiyordu vesaire. Siz orada dediniz ki ve Türkiye'deki bazı kuvvetler. Peki bu son raporda sizin adınızın geçmesiyle yine bu Türkiye'deki bazı çevrelerin bilgisi olabilir mi? Olabilir, var orada. Kimi kastediyorsunuz? Ben hiç kimi kastetmiyorum. Orada bir Türkiye'de bir kısım, çok az bir kısım, az bir kısım var, çok azdır. Allah'a şükür ki azdır. Yani az bir kısım var ki ben istemez. Ha, yani bazısı istemez ki bu milletçidir. Böyle. Ben Türk milletçisi istemiyorum. Bazısı diyor ki bu ne bileyim demokrattır istemiyorum. Yani ben Türkiye'de bütün partilere bir rağbetim vardır hepsine. Çünkü parti liderini bir parti liderini mesela 200 bin 300 bin değildir. Ben bu krediyi şu anda ödeyemem çünkü benim param yok diyor ve o konuda Hasan abi bir şeyler söyledi eğer hatırlıyorsanız. Böyle. Bu konuda ne diyorsunuz? O mesela bildiğim kadarıyla kredi faizsiz verilmiş.
O meselenin kökü belə deyil. Sonra bunlar nə cür yapmış, mən bilməm. Bu məsələyi ben ve de o zaman Dışişleri Bakanı Tofiq Qasımov Türkiye ile konuşmuşuz. Rahmetli Turgut Özal'la, Sayın Süleyman Demirel'le, devletin müəyyən kademesinde olan insanlarla konuştuk ki, bizim dışta, onun için değildi, dışta elçilikler açacağız, paramız yoktur. 15 milyon dolar siz kredisiz bize verin, kredisiz. Faizsiz verin, ne kredi var, kredi verin faizsiz. Biz buları açak, 3 yıldan sonra, 3-4 yıldan sonra hemen 15 milyon doları faizsiz kaytarıp vereceğiz. Onlar dediler ki başüstü. Bu meselenin kağızını yazdılar. Burada yani razılık verdiler. Ben de bu meseleye yavaş yavaş fikirleşirdi. Mesela Amerika'da başelçiliği açacak. Orada ne kadar harçlanacak? Mısır'da açacağız, falan yerde açacağız, ne kadarını açalım, onu görecek mi? Burada bina dişme için değildi, dıştaki baş elçiliklerin açılması için o götürülmüştü. Sonradan biz hakimiyetten uzaklaşandan sonra bunlar o paradan 10 milyon götürüpler, başlayıplar burada bina dişmeye ve getirip evine kumarhana. Biz aldığımız tamam başka bir təyinatıydı ama evvelden biz danışmıştık onu. Ben hasta olduğunuzu biliyorum, onun için sizi daha fazla yormak istemiyorum. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben Türkiye'de bir şey, yani o hisseni daha çok duyuyorum. Neyse meseleyi daha da büyütmeye çalışıyorlar. Ve neyse bazen de beni de Türkiye'den kırmak istiyorlar. Yani bir kırılım, yani bir nasıl diyorsun siz de? Kırgınlık. Üzmek. Ya bir de kırgınlık. Kırılmadı mı? Ha? Kırılmadı mı yani? Bir üzülme mi? Mümkün değil bu. Bu mümkün değil. Ben de yine de kendimi oranda bir vatandaş sayıram, buranın da. Ben yani karşısına bu kimse alamaz. Ama bir şey isterdim. Medyamız ister burada olsun, isterse orada olsun. Türk milletinin arasına başkalarının, özgelerinin sözüyle söz salmasın, onu büyütmesin. Devletinle devletin arasını vurmasınlar. Halkına halkın arasını vurmak mümkün değil artık, geçmiş. Mümkün değil daha. Ama devletinle, Türkiye devletiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin arasını vurmasınlar. Medya bunda daha çok biraz ayık olsun. Serişteli olsun. Ama bazen medya hoşa gelinsin diye, iyi görselsin diye bir kadar da sözü büyütüyor. Surluk kazasında ne oldu? Surluk kazasında falan oldu. Kumarhanalar ayrılmalıdır. Kumarhana devlet sistemi değil. Kumarhanada bir şey olmuş mu? Buyur kardeşim. Kim yemiş, kim tutmuş, kim uğurlamış buyursun. Safçılar baksın, işe baksınlar, araştırsınlar, tapsınlar. Devletin buranın dahili var. Falan kumarhanede bir frances varacak, frances de ölecek. Bunun devletin dahili var. Kumarhane işin burası. Yani o kumarhane prensibi ayrıca açılmalıdır. Her şey gerçek değilmelidir. Ama devlete bunun dahili yoktur. Oradan kimin oğlu çıkar, kimin kızı çıkar dahili yoktur bunun devlete. Türk devletiyle Azerbaycan devletine dahili yoktur. Yarın mesela diyelim ki böyle bir hal Azerbaycan'dan olmuştu. Azerbaycan bir iki adamı Moskova'da gidip kumarhanada oynamıştı, uduzmuştu. Bış Moskova ile Türkiye, Azerbaycan arasında hiçbir şey olmadı. Gidip London'da uduzmuştular. London'da da yazmıştılar. Ne oldu? Sözü sepeti yoktur. Olmuş. Özleri bile. Devletin burası ne işi? Amerika'da yarın bir Türk mesela için Türk devlet başçılarının birisinin çocuğu gelip Amerika'da kumar oynayacak. Bunun Amerika'nın Türkiye'nin ilişkisine ne dahli? Udacak özü biler, uzacak özü bilecek. Türkiye'ye ne dahli var? Yani bu işi bu işe katmayalım. Devlet prensibini şahsi prensibe, aile prensibine kurban vermezler. Bunu milletimiz bağışlamaz. Tarih bize bağışlamaz. Bugün yaparsan yarın yüzüne vuracaktır. Yapma bu kardeşim. Koy millet yürüsün yolu. Böylece bunu yani. Daha çok ilişkiler. Yoksa
Bəzən belə oluyor. Elçi Bey'e yakın olarım, Haydar Əliyevin benden hoşu gelmez. Haydar Əliyev'e yakın olarım, Elçi Bey'in hoşu gelmez. Niye kardeşim? Kimine yakın olursan ol. Devlettir, ilişkini kur. Ne yapırsan yap. Yani burada şahslarla olmaz mesele. Mesele şahsların üstünde kurmazlar. Bunu ancak medyadan. Bir de benim sevgi ve salamlarımı Türkiye'ye bildirin. Türkiye yani sade insanlarından tutmuş ta devlet başçılarına kadar. İnşallah bir yani bu yılın içinde bir imkanım olursa bir Türkiye'ye çıkacağım. Türkiye'ye geleceğim. Görüşler geçireceğim. Ankara'da, İstanbul'da bir sıra üniversitelerde olmak istiyorum. İnşallah ama şimdi çalışmalarım yoğundur. Benden Mehmet Ali Brand'a da çoklu salam ve sevgiler. Ve ben isterdim bir zaman Mehmet Ali Brand'la yani benim de yani hasta olmadığım bir zaman sağlam bir vakitte üzle oturalım. Ondan iyi bir konuşma yapalım. Yani onunla yapılan konuşmalar çok iyi alınıyor. Kendisi iyi suallar veriyor oraya buraya şuraya. Yani bu cür. Peki çok teşekkür ederiz. Siz de çok sağ olun. Zahmet çekmişsiniz. Mümkünse siz hangi televizyonda bunu vereceksiniz? Kanalda vereceksiniz? Ben arkadaşlara söyledim. İkinci gün Türkiye saat 11'de gece. Hangi kanalda? Show kanalında. Show TV'de mi? Onda böyle bir de Show TV'den ve başka kanallardan hayş ederdim ki Azerbaycan hakkında biraz malumatları çok versinler. Yani Azerbaycan'ın hem Türkiye'de tanınması hem Türk dünyada tanınması için çok ihtiyacı vardır. Maşallah diyelim ki Türkiye'de çoklu kanallar var. Ama Azerbaycan'da yoktur. O kanallarda dünya çıkamıyorlar. Azerbaycan'ı tanıtamıyorlar. Bu bizim halkımıza, yani milletimize, Azerbaycan'a çok büyük bir destek olur. Milletimizin dertlerini, sonra deyək ki, kulturunu, yaşam şartlarını, deyək ki, demokrasi mücadelesini, dövlət quruculuğunu vesaire vesaireleri daha çok bir kadar insanlarımıza tanıtsınlar. Bir kadar dünya çıkarmakta bize bugün yardımcı olsunlar. Yarın mesela geçen 5-6 yıldan sonra Azerbaycan'da da onlarla televizyon kanalı olacaktır. O zaman daha biz Türkiye'ye yük olmalıyız, Türkiye'ye yani eziyet vermeliyiz. Sağ olun. Tamam.